Arkadaşlar, bu videoda üç eksen taban işleme nasıl yapılır onu göreceğiz. Makine ayarına sağ tıklıyorum. Üç eksen takım yolları diyorum. Öncelikle bir geometri seçmem lazım. Tüm modelleri seç deyip parçamın üzerine tıklıyorum. OK'ye bastım. Sonrakine tıklıyorum. Hızlı yaklaşma ve parça üstü ayarlarımı gireyim. Yani G01'e dolaşma mesafesi ve G01'e geçiş mesafesi. Buradan İşleme stratejilerinden taban işlemeyi aldım. Sonrakine tıklıyorum. Örneğin 12R01 takımla taban işleme yapacağım. Tekrar sonrakine tıklıyorum. Çoğaltma yöntemleri aynı ileri kaba işlemedeki gibi offset, paralel ve adaptif kaba işleme şeklinde. Offset işleme diyorum ve metodu da zigzag olarak belirliyorum. Sonrakine tıkladım. Parametrelerde yanal pasoyu 6 mm olarak girdim. Yani yana kayma mesafesi. Devam ediyorum. X-Y'de kalacak paso miktarını soruyor bana. X-Y'de kalacak paso miktarı 0 olsun diyorum. Ve takım yolunun üst sınırıyla alt sınır istersem belirleyebilirim. Belli mesafeler arasındaki bölgeleri kes diyebilirim. Sonrakine tıklıyorum. Giriş ve çıkış ayarları. Giriş kazık olsun, yani rampalı bir şekilde olsun diyorum. 2 derecede açı veriyorum. Tekrar sonrakine tıklıyorum. Seçeneklerden takım merkezde, içeride veya dışarıda olarak ayarlayacağım. Ben merkezde diyorum. Zaten sınır belirlemeyeceğim için sıkıntı yok. Tekrar sonraki diyorum. Bağlantılar ve sürtme kontrolü. Hesaplaya basıyorum. Bastıktan sonra bana takım yolu hesaplamamı yapıyor. Evet, şu anda hesaplamam bitti. Gördüğünüz gibi taban finish bu kadar basit. Taban finish işlemi bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.